İsmail Saymaz, 7 Haziran 2022, Halk TV Komtr. Hukuk tanımazdan Adalet Bakan Yardımcısı olur mu? Anayasa Mahkemesi'ni takmayan hakim olur mu? Kanuna kitaba bakarsanız olmaması gerekir. En azından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürle'ye kadar yargının içtiyadı böyleydi. Gürlek, AYM'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki ihlal kararını tanımadı ve hukuk düzenine meydan okudu. Gürley'in cesareti sırtını dayadığı iktidardan geliyor. Çünkü Türk yargısı, FETÖ'cü hakim ve savcıların tasfiye edildiği 15 Temmuz'dan bu yana Beştepe Hukuk Bürosu olarak hizmet veriyor. FETÖ'den boşaltılan kadrolara AK Partili avukatlar ve iktidara biat etmiş tarikat ve cemaatlerin üyeleri atandı. Partizanlar ve müritlerden oluşan yargı erki, FETÖ'cü abileri gibi talimat doğrultusunda terör davaları açıp kararlar veriyor, siyasi hasımlarını tutuklayıp etkisiz hale getiriyor. Bu mahkemeler kimi zaman kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi sanıyor. Anayasanın ve yasaların yerini mahkeme kararları alıyor. Bu şekilde kamusal alanın sınırı çiziliyor. Hangi eylemin meşru ve yasal, hangisinin suç olduğu saptanıyor kimin makbul vatandaş, kimin terörist ve darbeci olduğu tayin ediliyor. Bazen pazarlık masasına dönüşüyor. Yabancı din adamları ve gazeteciler köle pazarlığı için içeriye atılıp yargılanıyor. Bazen tarih kürsüsü oluyor. Kadir Mısıroğlu'ndan alıntılarla bugünden geriye doğru yalan söyleyen tarih yazılıyor ve siyasal İslamcı hurafelere göre tarih inşa ediliyor başta Atatürk olmak üzere Kuvayi Milliye kahramanları hain, tescilli, İngiliz işbirlikçileri kahraman ilan ediliyor. Beştepe Hukuk Bürosu'nun çalışkan avukatları arasında Hakim Akın Gürlek birinci sırada geliyor. Hakimler yorum yapmaz denir ya hep, Gürlek de kararlarıyla konuşuyor. Hakim Bey'in bir kararı yoktur ki siyasi ihtiyaca denk düşmesin, hatalı bulunup bozulmasın. Misal ömürleri tarikat ve cemaatlerle mücadeleyle geçmiş Sözcü gazetesinden Emin Çölaşan, Necati Doğru ve Metin Yılmaz'ı bu örgüte yardımdan hapse mahkum etti. Karara AK Partililer bile inanmadıkları için FETÖ-METÖ demeyip Sözcü'yü ziyaret ediyorlar. Sözde FETÖ'cü Çölaşan'la çay içip fotoğraf çektiriyorlar. Keza eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay ceza verdi. Bu ceza tahliyesi beklenen Demirtaş'ın serbest kalmasını engelledi. Demirtaş o gün bugün içerdi. Aynı davada mahkum edilen HDP'li Sırrı Süreyya Önderse anayasa mahkemesinde haklı bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tweetlerinden dolayı 9 yıl 8 ay ceza verdi. Yargıtay cezayı yarı oranında indirse de Kaftancıoğlu siyasi yasaklı hale geldi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı mahkum eden, gazeteci Can Dündar'ın gayrimenkullerine el koyan, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlara ceza yağdıran da Gürley'in mahkemesi. Ancak kabul etmek gerekir ki hukuk tanımazlıktaki zirvesi CHP'li Enis Berberoğlu'nun davası oldu. MIT'e ait olduğu iddia edilen tır 19 Ocak 2014'te Adana'da durduruldu. Mühimmat taşıdığı öne sürülen tıra dair haber iki gün sonra aydınlıkta yayınlandı. Dava açılmadı. Ta ki Cumhuriyet 29 Mayıs 2015'te aynı haberin görüntüsünü yayınlayana kadar. Erdoğan o gün yanlarına bırakmayacağım dedi. AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimden sonra Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı. Görüntüyü Dündar'a verdiği suçlamasıyla Berberoğlu'na 19 Ağustos 2016'da casusluk ve FETÖ'ye yardımdan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aydınlık davasında 4 ay içinde işlem yapılmadığı için davayı düşüren mahkeme Berberoğlu'na 25 yıl hapis verdi. Dokunulmazlıklar kaldırıldığı için Berberoğlu tutuklandı. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Öyle kindar ve insafsız bir karardı ki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu kadar olmaz diyerek yalnızca gizli bilgileri açıklamaktan 5 yıl 10 ay ceza verilmesini isteyerek hükmü bozdu. Berberoğlu 2018'de bir daha milletvekili seçildi. Davanın durdurulması için Yargıtay'a başvurdu yeniden seçildiği için dokunulmazlık kazanmıştı. Yargılamaya devam edilmesi dokunulmazlığın kaldırılmasıyla mümkün olabilirdi. Yargıtay itirazı reddetti. Berberoğlu'nun milletvekilliği 2020'de düşürüldü. Anayasa Mahkemesi dokunulmazlığa rağmen tutuklu yargılandığı için kişi güvenliği ve hürriyetiyle siyasi faaliyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni tanımadı. Berberoğlu'nun ikinci başvurusu üzerine AYM, hukukun siyasallaşmış yargı tarafından çiğnendiğini kayda geçirdi. Kararda yazılanlar çok ağırdı. Türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilmez. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ülkenin temel alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir, denildi. Kim ihlal etti? Gürley'in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi. AYM kararın örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi, HSK ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Gürleğin mahkemesi 8 Şubat 2021'de Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verdi. Vermek zorunda kaldı daha doğrusu. Gürlek davayı husumete çevirdi. Berberoğlu'na gizli bilgileri açıklamaktan fezleke düzenlenmesi gerekirken Gürlek ve mahkemesi tek eylemden 3 suç birden türetip 60 yıl ceza istedi. Çabası boşa düştü ve Berberoğlu meclise döndü. Gürlek, Beştepe Hukuk Bürosu'nun en çalışkanı olmasının ödülünü Anayasa Mahkemesi tarafından şikayet edildiği Adalet Bakanlığı'na atanarak aldı. Artık Adalet Bakan Yardımcısı. Tıpkı Gezi Parkı davasında tahliye edilen Osman Kavala'yı içeride alıkoymak için uyduruk bir 15 Temmuz davasından tutuklarken, kara paracı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırıp kaçmasına imkan veren eski İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz gibi. Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da birlikte çalıştığı Gürle'ye kuşkusuz yol gösterecektir. Belki Berberoğlu'nun iddianamesini yazan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan gibi AYM'ye atanırlar kim bilir. Anayasa Mahkemesi'nin türlü bahanelerle, hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde davranmakla ve anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara imza atmakla suçladığı Gürlek, el çektirilmiyor da ödüllendirilerek yargının tepesine atanıyorsa, iktidar tarafından sahiplenildiği anlamına gelir. Demek ki Beştepe Hukuk Bürosu öyle emrettiği için Sözcü'ye FETÖ çamuru atıldı. Kavala dava açılarak Demirtaş ceza verilerek içeride tutuldu. Kaftancıoğlu'na tweetlerden ceza verilip yasak getirildi. Berberoğlu dokunulmazlığına rağmen alıkondu. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmayarak hukuk düzenine meydan okundu. Bakmayın siz Gürley'in hakim kürsüsünde oturduğuna. Gerçekte bu mahkemede dikte edilmiş bir kararı tutanağa geçiren bir katipten fazlası değildir. İsmail Saymaz